Merhaba çocuklar. 5. sınıf sosyal bilgiler dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde konumuz rollerimiz, haklarımız ve sorumluluklarımız var. Biz bu konuyu işledikten sonra bir kazanım elde edeceğiz. Nedir bu kazanım? Sahip olduğu hakların farkında olan birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. Yani konu bittiğinde Sizler katıldığınız gruplarda aldığınız rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara inşallah uygun davranacaksınız. Hemen başlıyoruz. Bugün dersimizde biz birey, grup, kalabalık, sosyalleşme, kurum, rol, hak ve sorumluluk üzerinde duracağız. Bizler hak ve sorumluluklarımızın neler olduğunu, bunları bilmenin neden önemli olduğunu kavramak için bir takım şeyleri bilmek zorundayız. Hemen başlayalım. Birey, toplumu oluşturan ve kendine has özellikleri olan insanların her birine birey diyoruz. Hepimiz toplumun birer üyesiyiz ve her bir üyeye ne deniliyor? Birey. Ailede bireyiz, okulda bireyiz, toplumda, ülkede bireyiz, Dolayısıyla insanların, toplumu oluşturan insanların her birine ne deniliyor? Birey. Peki grup ne demek? Grup en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, ortak amaçları olan insanlar topluluğudur. Bir şeye dikkat ediyoruz. Grup olmak için en az iki kişi olacak ve daha fazla. Yalnız grup olabilmek için ortak amaç etrafında toplanmak şart. Grupların özelliklerini şöyle maddeleyecek olursak bir kere grup üyeleri isteyerek ve planlayarak bir araya gelirler. Grup üyelerinin ortak amaçları vardır. Gruplardaki üyeler bireylerini birbirlerini yakından tanırlar. Birbirlerini yakından tanırlar. Aralarında yoğun bir etkileşim vardır. Ve gruptaki kişiler uzun süreli bir birliktelikler içindedirler. Uzun süredir bir aradadırlar. Gruba örnek verecek olursak ailemiz, akrabalarımız, sınıfımız, spor takımları, oyun grubu bunları örnek verebiliriz. Örneğin sınıfımızı ele alalım. Sınıfımız 5A sınıfı olsun. 5A sınıfındaki bireyler birbirlerini tanırlar. Aralarında bir etkileşim vardır. Uzun süreli bir birliktelik yaşayacaklardır. Ve isteyerek, planlayarak ortak amaç etrafında toplanmışlardır. Şimdi ne demek istediğimi kalabalığı da öğrenince daha iyi anlayacağız. Kalabalık ne demekmiş? Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmen karşılıklı ilişkiler, birleştirici, bütünleştirici bağlam bulunmayan veya yüzeysel ilişki ve geçici süre için birbirine bağlanan birimlerdir. Bağlanan insan birimleridir diyebiliriz. Bakın dikkat etmemiz gereken şey gruptan farkı şu. Grup üyeleri arasında bir etkileşim vardı. Birbirlerini tanıyor ortak amaç içerisinde hareket ediyorlardı. Kalabalıkta böyle bir durum yok. Aralarında fiziksel bir yakınlık, fiziksel bir e, ilişki belki yakınlık esasına göre var ama aralarında birleştirici, bütünleştirici bir bağlam yok ve geçici süre bir birliktelik yaşayacaklar. Örneğin bankamatik sırasında bekleyenler. Bankamatik sırasında bekleyenler birbirlerini tanımazlar. Ortak amaçları yoktur. Aralarında bir etkileşim olmak zorunda değildir. Aralarında bir etkileşim kolay kolay görülmez. Aynı şey futbol maçını izleyen seyirciler için de örnek olarak verilebilir. O zaman bankamatik sırasında bekleyenler kalabalıktır. Futbol maçını izleyen seyirciler kalabalıktır. Sinemaya giden insanların oluşturduğu o topluluk kalabalıktır. Çünkü bunların beraberliği geçici bir süre gerçekleşecektir. Belki fiziki olarak birbirlerine yakın olabilirler. Fakat aralarında yoğun bir etkileşim yoktur. Oysa grupta öyle bir şey yoktu. Gruptakiler ortak amaç etrafında planlı olarak bir araya geliyorlar ve uzun süreli bir birliktelik yaşıyorlardı. 5B sınıfı, 5A sınıfı, okulun futbol takımı, işte Beşiktaş futbol takımı satranç kulübü, satranç takımı bunlar örnek verilebilir grup için. Yalnız kalabalık bankamatik sırasında bekleyen kişilerde olduğu gibi birbirini tanımayan insanların birbiriyle etkileşim içinde olmayan insanların oluşturmuş olduğu bir topluluktur. Peki şimdi gelelim sosyalleşme ne demek? Sosyalleşme bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine denir. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine, toplumla kaynaşması sürecine denir. Toplumla kaynaşması sürecine ne diyoruz? Sosyalleşme diyoruz. Örnek olarak asansöre bindiğimizde komşumuza günaydın demek sosyalleşmenin bir örneği sayılabilir. Okulda arkadaşlarımızla selamlaşmak, onlarla yemeğe çıkmak Onlarla sinemaya gitmek. Bunlar ne örnek olarak verilebilir? Sosyalleşmeye örnek olarak verilebilir. Peki önemli demişiz. Sosyalleşmeyi başarmak içinde bulunduğumuz grup ve kurumlarda bulunan insanlarla ortak hareket edebilme ve onlarla işbirliği yapabilme yeteneği kazandırır. Demek ki biz eğer sosyalleşme sürecini tamamlarsak, başarılı olursak İçinde bulunduğumuz gruplarda, gruplardaki kişilerle ortak hareket edebilme ve onlarla işbirliği sağlama yeteneği kazanabiliriz. Çocuklar, gelelim başka bir öğreneceğimiz tanıma. Kurumu tanıyacağız. Kurum ne demek? Toplumsal yarar sağlamak veya bir ürün elde etmek amacıyla oluşturulmuş yapılara kurum denir. Toplumsal yarar sağlamak bir ürün elde etmek amacıyla insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere devletler veyahut özel şahıslar tarafından kurulmuş yapılara ne diyoruz? Kurum. Eğer kurumlar, kurumları ikiye ayıracağız. Resmi kurumlar, özel kurumlar. Eğer kurumlar devlet tarafından kurulmuş ise resmi kurumdur. Devlet tarafından kurulmuş ise resmidir arkadaşlar. Eğer kurumlar bağımsız, devletten bağımsız şahıslar tarafından kurulmuşsa o kurumlara da özel kurum diyoruz. Resmi kurumlara devlet hastaneleri, devlet okulları örnek verilebilir veyahut atıyorum Denizli Valiliği, işte Osmaniye Valiliği örnek verilebilir. Özel kurumlara ise dershaneler, eczaneler, özel hastaneler örnek verilebilir. Tabii ki bu kurumlar bizim ihtiyacımızı sağlamak, ihtiyaçlarımızı karşılamak için varlar. Toplumsal yarar sağlamak için varlar. Şimdi burası çok önemli. Şimdi burası çok önemli. Her kurum aynı zamanda bir gruptur. Şöyle düşünelim çocuklar. Devlet hastanesindeki, hani devlet hastanesi bir kurum. Devlet hastanedeki bireyler, çalışanlar birbirlerini tanırlar. Veyahut bir okulu düşünelim. Okuldaki öğretmenler birbirlerini tanırlar. Veyahut valiliği düşünelim. Valilik çalışanlar birbirlerini tanırlar. Beraberlikleri uzun sürecektir. O yüzden her kurum aynı zamanda birer gruptur. Fakat her grup, her grup aynı zamanda bir kurum değildir. Aynı zamanda bir kurum değildir. Örneğin 5A sınıfı bir gruptur. Ama 5A sınıfı bir kurum değildir. Veyahut dışarıda arkadaşlarımızla oyun oynadığımız o oyun grubu gruptur ama bir kurum değildir. Demek ki her kurum aynı zamanda bir gruptur ama her grup aynı zamanda kurum değildir. Aile ise hem grup hem kurum olarak kabul edilir toplumu oluşturan en e, önemli kurumumuzun adı ne? Aile. Aile hem bir kurum hem de grup olarak kabul edilir. Değerli arkadaşlar, şimdi rol ne demek? Bunu konuşalım. Rol, insanların içinde bulundukları grup veya kurumlarda üstlendikleri görevlerin toplamına denir. Bireylerin içinde bulundukları grup veya kurumlarda üstlendikleri görevlerin toplamı. Örneğin anne rolü, baba rolü, öğretmen rolü, polis rolü, öğrenci rolü, kaptan rolü, başkan rolü. Önemli demişim bakın, bir kişi aynı anda birçok rol üstlenebilir. Bir kişi aynı anda birçok rol üstlenebilir. Örneğin bir öğretmeni düşünelim. Evli bir öğretmen olsun, çoluğu çocuğu olan bir öğretmen. Bu öğretmen Okulda öğretmen rolündedir. Evde çocuklarına karşı baba rolündedir. Ee, babasına karşı bu öğretmen evlat rolündedir. Kardeşi varsa kardeşine karşı bu öğretmen abi rolündedir. Eşine karşı koca koca rolündedir. Yani aynı anda bir kişi birçok rol üstlenebilir dedik ki sosyal bilgiler öğretmeni Kemalettin Bey evde baba, okulda öğretmen, kardeşine karşı ağabey, dedesine karşı torun rolündedir. Önemli demişiz. Bazı rollerimiz, bazı rollerimiz doğar doğmaz, bazı rollerimiz ise sonradan kazanılır. Bazı rollerimiz doğar doğmaz kazanılır örneğin. Evlat rolü. Biz bunu sonradan kazanmamışız. Doar doğmaz biz bir evlat olarak dünyaya gelmişiz. Doğuştan kazanmışız. Veya torun rolünü düşünelim. Doar doğmaz zaten torun rolündeyiz eğer dedemiz, babaannemiz, anneannemiz var ise. Ama bazı rollerde var ki zaman sonra kazanılır. Çabalayarak kazanılır. Mesela öğretmenlik rolü çalışılıp çabalayarak elde edilen bir roldür. Veya polislik, hemşirelik takım kaptanlığı, sınıf başkanlığı sonradan kazanılan roldür. Veyahut öğrencilik sonradan kazanılan rollere örnek olarak verilebilir. Gelelim hak ne demek onu öğrenmeye. Hak kanunların, yasaların, adaletin insanlara, her bir insana sağladığı kazanca ne diyoruz? Hak. İçinde bulunduğumuz gruplarda üstlendiğimiz roller bizlere bir takım haklar verir. Haklarımızı bilmemiz neden önemlidir? Eğer haklarımızı bilirsek haklarımızı koruyabiliriz. Bilmezsek başkaları haklarımızı çiğneyebilir. Hem haklarımızı hem sorumluluklarımızı bu yüzden bilmeliyiz. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. En temel hakkımız yaşama hakkıdır. Yaşama hakkı olmadan diğer edinilmiş Hiçbir hakkın önemi yok. Örneğin eğitim hakkım, yaşama hakkım olmadan hiçbir işe yaramaz. Diğer bir takım haklarımıza örnekler vermişiz. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, düşüncelerini açıklama özgürlüğü haklarımıza örnek olarak verilebilir demişiz. Peki siz çocukların okuldaki hakları neler? Birkaç tane. Tabi bunların dışında yine haklarınız var da. Birkaç tane örnek verelim dedik. Örneğin, okulun kuralları ve işleyişi hakkında bilgi isteme hakkına sahipsiniz. Okulu yönetenlere okulun kurallarının neler olduğunu sorma, işleyişi hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. Sonra okulda güvenli bir ortamda, sağlıklı bir ortamda eğitim alma hakkına sahipsiniz. Yani okul sizlerin, sizler için güvenli olmak zorunda sağlıklı olmak zorunda. Okuldakiler, okulu yönetenler bu işi yapmakla sorumludurlar. Bu durum sizin için bir haktır. Güvenli, sağlıklı bir ortamda bulunmak. Yine okulun sunduğu sosyal, kültürel faaliyetlerden yararlanmak sizlerin haklarınızdan bir diğeridir. Okulda bulunan kütüphaneden, okulda gerçekleştirilen işte futbol müsabakalarına katılmaktan hiç kimse sizi alı koyamaz. Bunlar sizin haklarınızdır. Sınıf başkanlığı seçimlerine katılmak, oy kullanmak veyahut başkan aday olmak sizin yine bir hakkınızdır. Düşüncelerinizi özgürce ifade etmek sadece okulda değil her ortamda size sunulmuş bir haktır diyebiliriz. Peki evdeki haklarımıza neleri örnek verebiliriz? Ailemizi ve bizi ilgilendiren konularda düşüncelerimizi ifade etmek. Evde anne babamıza karşı bizi ilgilendiren veya ailemizi ilgilendiren konularda düşüncelerimizi ifade etmek bizim hakkımızdır. Anne, baba ve diğer ailemizi oluşturan bireylerin bu hakkımıza saygı duyması gerekir. Yine aile bireylerimizden, anne ve babamızdan eğitim ve sağlık, beslenme ihtiyaçlarımızın karşılanmasını talep etmek de bir hakkımızdır. Yani bizler için iyi bir eğitim şartı eğitim imkanı ayarlama, sağlık imkanları ayarlama, besleme ihtiyaçlarımızı karşılama bizim için hak, onlar için sorumluluktur. Peki sorumluluk ne demek? Bireyin üstlendiği rolle ilgili görevleri yerine getirmesi ve davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir. Sorumluluk demek ki yapmakla yükümlü olduğumuz, üstlendiğimiz rolün görevlerini yerine getirmemiz. Örneğin ben bir öğretmenim sorumluluğum ders anlatmak. Atıyorum kimi örnek verebiliriz? Messi bir golcü forvet onun sorumluluğu gol atmak. Defans futbolcusunun sorumluluğu ise gol yememek. Kalecinin sorumluluğu gol yememek. Peki evdeki sorumluluklarımız neler? Anne baba ve büyüklerimize saygılı davranmak, Ailedeki rollerimize uygun davranmak, odamızı temiz tutmak, aile bireylerine yardımcı olmak. Okuldaki sorumluluklarımız nelerdir? Bir kere okula zamanında geleceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Ödevlerimizi zamanında yapacağız. Okul eşyalarını düzgün kullanacağız. Bireysel farklılıklara saygı duyacağız. O şişman, o zayıf, o kilolu, o esmer demeyeceğiz. Kimsenin dinine, diline, ırkına Fiziksel görünümüne bakmadan her şeye, herkese saygı duyacağız. Okulun kaynaklarını tasarruflu kullanacağız. İşte musluk açıksa kapatacağız, ee, lambalar açıksa kapatacağız, okulu temiz tutacağız ve okul çalışanlarına saygılı davranacağız. Unutmamamız gereken bir şey, hayatta her zaman plan yapmaya çalışacağız. Çünkü sorumluluklarımızı yerine getirmede plan çok önemli. Planlı yaşamak, sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmenin yanı sıra zamandan da tasarruf etmemizi sağlıyor. Yine plan yaparken sadece sorumluluklarımızı yerleştirmeyeceğiz planımıza. Haklarımızı da işin içine katacağız. Örneğin günlük bir plan mı hazırladım? Sadece ders çalışma koymayacağım ki. Benim çocuk olarak dinlenmek de hakkım. Boş zaman kullanmak, değerlendirmek de hakkım. Onlara göre bir plan da yapmalıyım. Haklarımı da unutmamalıyım. Evet konumuz buraya kadardı. Şimdi konumuzu daha iyi kavramak için bir boşluk doldurma etkinliğimiz bir de doğru yanlış etkinliğimiz var. Hemen bunları çözelim ve dersimizi bitirelim. Evet birinci soru demişiz ki kanunların kişilere verdiği adaletin sağladığı kazanca nokta nokta denir. Az önce öğrendik. Kanunların adaletin bireylere sağladığı kazanca hak denir. Hak. İkinci soruya geçtim. İki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesiyle oluşan üyelerin birbirleriyle etkileşimde olduğu toplumsal yapılara kalabalık denmez. Bak burada ne, ne demişiz? Birbirleriyle etkileşimde. Kalabalıkta etkileşim yok. O zaman nedir bu? Grup. 3. Rollerimizin gereği olarak yapmakla yükümlü olduğumuz görevlere ne diyorduk? Az önce öğrendik. Sorumluluk. Sizler ben bunu çözmeden önce kendiniz çözün, videoyu durdurun, sonra devam edin, cevapları öğrenin. Peki dördün sorumuza bakıyorum. Odamı, odamızı temiz tutmak evdeki neyimizdir, hak mıdır, sorumluluk mudur? Sorumluluktur tabii ki. ödevimiz odamızı temiz tutmak evdeki sorumluluklarımızdandır. Evet. Okulda eğitim almak en okulda eğitim almak en temel sorumluluk mudur, hak mıdır? Eğitim almak. Tabii ki haktır. En temel haklarımızdan birisidir. Peki geçelim doğru yanlış etkinliğimize. Bir demişiz en temel hakkımız seyahat hakkımızdır. Hayır öğrendik en temel hakkımız yaşama hakkıdır o zaman birincisi yanlış bir ifade. İkiye baktım. Bir kişi aynı anda sadece tek role sahip olabilir. Hayır ben öğrendim. Birisi aynı anda öğretmen, baba, evlat, torun rolüne sahip olabilir. Bu ifade de yanlış. Üçe bakıyorum. Bütün rollerimizi doğuştan kazanırız. Hayır öğretmenlik rolünü ben doğuştan kazanmadım. İşte polislik rolünü bir polis doğuştan kazanmadı. Bu ifade de yanlış. Doğuştan kazanılan rollere örnek evlat verilebilir. 4. Okulda başkanlık seçimlerine katılmak haklarımız arasındadır. Evet doğru. Hak ve sorumluluklarımızı bilmek toplumda düzen, huzurun oluşmasına katkı sağlar. Evet hak ve sorumluluklarımızı bilirsek ne olur toplumda düzen olur, toplumda refah olur, huzur olur. Herkes tabii hak ve sorumluluklarını yerine getirirse. Değerli arkadaşlar, bugün işleyeceğimiz ders buraya kadardı. Umarım faydalı olmuşuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.